Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden yepyeni bir konuyla, özdeşlikler konusuyla devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, özdeşlikler konusu çok önemli bir konu. İyi dinlerseniz seviniriz. Özdeşlik dediğimiz zaman, özdeş. Bilinmeyenin her değeri için eşitliğin iki tarafında doğru yapan ifadelere biz özdeşlik diyoruz. Özdeşliğin denklemden bir farkı var. Mesela denklem neydi? 2x artı 1 eşittir 11. Burada biz x yerine her yazdığımız değer bunu, bu eşitliği sağlar mı? Bakalım. 3 yazsak 11 olur mu? 2 kere 3, 6, 1 daha 7, 11 olmadı. 4 yazsak olur mu? Yine olmaz. Yine olmaz. 5 yazsak? Olur. Olur. 6 yazsak olmaz. 7 yazsak olmaz. Yani denklemde eşitliği sağlayan bir değer vardır. Ama özdeşliklerde hepsi, x yerine yazabileceğimiz bütün sayılar bu iki tarafı da eşit sağlar. Hemen bakalım. Bu özdeşlik midir, değil midir? X yerine bir değer verelim. Mesela 2 verelim. Ne olur burası? 2 artı 1'in karesi. 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 1. 2 artı 1, 3. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. 2 kere 2, 4 artı 1. 9 eşittir 9. 2 için sağlandı. 10 için de kullanalım. 10 artı 1, 11'in karesi. 10'un karesi artı 2 kere 10 artı 1. Şurası 121. 100 artı 20 artı 1. 121, 121. 10 için de sağlandı. Eksi için de sağlanır, artı için de sağlanır. Yani biz bilmeyene yazacağımız her değer için bu iki tarafın da eşit olduğunu anladığımız zaman buna biz özdeştir diyebiliriz. Bu o zaman ifade özdeşliktir. Evet. Peki bu özdeş mi? Bakalım. Biz x yerine bir değer verelim. Mesela kaç verelim? 4 olsun. 3 olsun. Peki 3 olsun. 3 artı 4'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı 16. 7'nin karesi 9 artı 16. Burası 49 iken burası 25 oldu. Eşit mi? Eşit değil hocam. Eşit değil. Eşit olmayan değer bulduğumuza göre bu özdeşlik değildir. Bu bir denklemdir o zaman. Verdiğimiz her değer için doğru çıkıyorsa iki taraf, her değer için bu özdeşliktir. Ama sadece bir değer için eşitlik doğru çıkıyorsa denklemdir. O denklemdir. Önemli özdeşliklerimiz arkadaşlar, 3 tane önemli özdeşliğimiz var. İki terimin toplamının karesi özdeşliği, iki terimin farkının karesi özdeşliği ve iki kare farkı özdeşliği. Bunlar çok önemli. İki terimin toplamı karesi özdeşliği demek ne demek? İki tane terim alalım. A ile B. Ben bunun karesini alacağım. Hemen şurada A ile B'yi kendisine çarpalım. Bakalım ortaya ne çıkacak. Hemen bunu dağıtalım. A çarpı A, A çarpı B, B çarpı A, B çarpı B. A çarpı A, A kare. Hı hı. A çarpı B, AB. B'yi dağıtalım. Bu da AB, BA. B çarpı B, B kare. B kare. Düzenlersek ne oldu? A kare, aynı iki tane AB var. Ve B kare olmuş oldu. Biz iki terimin toplamının karesini alırsak bu özdeşliğimiz ortaya çıkar. Bunu biz nasıl aklımızda tutabiliriz? Birinci terim A, ikinci terim B idi. Eşitliğimiz o zaman nasıl aklımıza kalabilir? A kare. A kare neydi? Birinci terim. Birincinin karesi. Hı hı. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı. Artı. İkinci terimin karesi olarak aklımızda kalabilir. Birinci terimin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Yani uzun uzun dağıtmanın anlamı artık yok. Olmaması lazım. Yok. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri iki terimin karesi özdeşliğinden yararlanarak bulalım. Nasıl buluyorduk? X artı 3'ün karesi nasıl bulacağız? Birincisi x, ikincisi 3. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Düzenleyelim. X kare artı şunları çarparsak 6x 3'ün karesi 9. Bu kadar. Buna bakalım. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. 6'nın karesi 36. Şunları çarparsak 12 çarpı y. Bu da y kare oldu. Bu tarz sorulara bakalım. Birincimiz 2x, ikincimiz 3y'di. 2x'in karesi, birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi oldu. Düzenleyelim. Şıklarda böyle göremeyiz. 2x'in karesi demek 4. 2'nin karesi 4, x'in karesi x kare artı. Şuradaki sayıların hepsini çarpalım. 2, 2, 3. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. x, y.
artı 3 y'nin karesi 9 y kare oldu arkadaşlar. Buna da bakalım. Bu da hemen birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. X kare artı. Bu da 8xy artı 16 y kare olarak biz açabiliriz. Artık dağıtmadan kendimizi aldık kurtardık. Soruya bakalım ne diyor bize? A artı b 9. A çarpı b 30 ise a kare artı b kare değeri kaçtır? Biz bu üçünün olduğu özdeştiğimizi bir hatırlayalım. Neydi o? A artı b'nin karesi a kare artı 2ab artı b kareydi. Bakın burada 3 tane durum var. 1 toplam, 2 çarpım, 3 kareler toplamı. Bize bu 3 durumdan ikisini verecek, birini isteyecek. Neleri vermiş yerine yazalım. A artı b 9. A artı b buraydı. O zaman 9'un karesi oldu. Eşittir. AB 30. Yerine yazalım AB'yi. 2 tane 30. Gerene kaldı. Bizden istenen A kare artı B kare. Denklemimiz bu. Hemen bunu çözelim. 9'un karesi 81. A kare artı B kareyi yan yana yazalım. 2 kere 30 60 olsun. Bunu da yollarsak eğer karşı tarafı eksi olarak bizden istenen A kare artı B kareyi bulabiliriz arkadaşlar. Cevabımız 21 olur. A artı B'nin karesi özdeştiğini modellemek de bu şekilde. Bir kare düşünün. İçinde şöyle bir durum var. Burada da bir kare var. Burada da bir kare var. Şu karenin her kenarı A olsun. Şurası da B olsun. B, 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 B. Şu büyük karemizde arkadaşlar A artı B'nin karesi olmuş oldu. Alanı bulmak için A artı B'nin karesini bulmamız lazım. İçerideki alanların toplamı A artı B'nin karesini verecek. A artı B'nin alanını verecek. O zaman ne olur burası? Bir kere burası küçük kare olduğu için bir kenarı A idi. Burası A kare. Burası da bir kenar B olan kare. B kare. B kare. Kısa kenar A. Burasının alanı da A çarpı B. Burası A. Burada A çarpı B. Toplayalım tüm alanları. Bize A artı B'nin A artı B olan kenarı A artı B olan karenin alanını verecek. A kare. B kare. AB AB. 2AB. Olur. Bu da modellemeyi bize söyleyebilir. Bir diğer iki terimin farkının karesi özdeşliği. Bu özdeşlik diğerinden sadece ve sadece bir tanesi farklı. O da aradaki işareti biz eksi yaparsak şu eksi olacak. Önceki neydi? A artı B. A artı B'nin karesi. A kare artı 2AB artı B kareydi. Bu da A eksi B'nin karesi ise eğer sadece ve sadece 2AB'nin önündeki işareti eksi yapacağız. Siz bunu dağıttığınız zaman da bunun böyle olacağını göreceksiniz. Yani burada o zaman ne yapacağız? İki terimin farkının karesini alırsak birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi olmuş olacak. Açılım bu şekilde. Hemen bakalım. Bunları iki terimin farkının karesi özdeşliğini kullanarak açalım. X eksi 5'ti. Birinci x, ikinci 5. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi. Düzenleyelim. X kare eksi. Bunları çarparsak 10x artı 5'in karesi de 25. Bu şekilde. Birincinin karesi eksi. Birinci çarpı ikincinin iki katı artı ikincinin karesi. Düzenlerse 49 çarpalım. Eksi 14y artı y kare. Buraya bakalım. 3x'in karesi eksi. Birinci çarpı ikincinin iki katı artı ikincinin karesi. 9x kare eksi. Şunlar çarpım durumunda. 2 kere 3 6. Os xy artı 25 y kare. Bu da arkadaşlar x kare eksi 12xy artı 36 y kare olacak. Özdeştiğin terste çarpanları ayırma. Onları da ilerleyen ünitelerde göreceğiz. Konularda göreceğiz. Üçüncü özdeştiğimiz arkadaşlar iki kare farkı özdeşliği. İki kare farkı özdeşliği de en önemli özdeşliklerden bir tanesidir. Burada iki terimi topladık ve iki terimi çıkardık. Aynı terimleri topladık ve çıkardık. Bunları çarptığımızda bakın ne oluyor. Bir çarpalım ondan sonra kuralımızı yazalım. A eksi A artı B'yi A eksi B üzerine dağıtacağız. A'ya A çarpılırsa A kare. A çarpı eksi B eksi AB.
B çarpı A artı B A artı B eksi B eksi B kare oldu. Düzenlersek A kare eksi AB artı AB, bunlar el ele kol kola gittiler. Ne kaldı geriye? Eksi B, eksi B kare kaldı. Yani bakın ne yaptık? İki terimi topladık. Aynı terimleri çıkarttık. Bunları çarptığımızda A kare eksi B kare kalmış oldu. Buna biz halk dilinde, köylerde, düğünlerde iki kare farkı özdeşliği diyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman bu ifadelerin özdeşini bulalım. X eksi 5 çarpı X artı 5. E bu ne olacak o zaman? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi olacak. X kare eksi 25. Buna bakalım. 4 ile y çıkarılmış, toplanmış ve çarpılmış. 4'ün karesi eksi y'nin karesi 16 eksi y kare. X ile 10 çıkarılmış, toplanmış, çarpılmış. Biz de bunları özdeşini yazalım. Birincinin karesi eksi 10'un karesi. X kare eksi 100. Bu ne olur? 9x ve 10y çıkarılmış, toplanmış. Bunların karelerini alıp çıkartabiliriz. Yani 81x kare eksi 100y kare olacaktır arkadaşlar. Bunların yerlerin değişmesinin hiçbir önemi yok. Yani 9x artı 10y hocam niye başa gelmedi, bu sona geldi falan diye şüphe etmenize gerek yok. Çarpma değişme özelliği var zaten. Bunlar yer değişse bile sonuç aynı olacak. Aşağıda verilen işlemleri iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak yapalım. 105'in karesi eksi 5'in karesi. Bu neymiş? Kare kare farksa 105 ile 5'i toplamışlar ve 105'ten 5'i çıkarmışlar. Yani burası o zaman 110. Burası 100 mu olur? Evet. 110'un yanına 2 sıfır yakışır. 11.000. Buraya bakalım. 199'un karesi eksi 1. Aa, bunun karesini yazmamışlar. Evet. 1 zaten 1'in karesi değil mi? Yazmazlar. Kare kare fark görürsek eğer. Bunun özdeşi nedir arkadaşlar? 199 artı 1 çarpı 199 eksi 1 olur. Yani toplarsak 200 çarpı 198'den işlemin sonucuna gidebiliriz. Bu özdeşliği bilmeyen arkadaşlar ne yapacak? 199'un karesini alacak. Ondan da 1'i çıkaracak. Oho, çok uzun sürer. Bunun özdeşi ne olur? 500'ün karesi eksi 1'in karesi. Şöyle bir soru var. 98'in karesi eksi 2'nin karesi eşittir 50 çarpı k ise k kaçtır? K'mızı kendimiz yazalım. Kare kare fark. 98 ile 2'yi toplamıştık biz. Bunun özdeşi 98 eksi 2 olacak. 50 çarpı k. Bu 100. Bu da 96 yapar mı? Yapar. 50 çarpı k. İki tarafı 50'ye bölersek. Gitti. 50'ye bölelim bunu da. 2 çarpı 96. Bu da ne yapar? 192 gibi bir sayımız oluşur arkadaşlar.